Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz Demode TV Twitch kanalına. Yine bizim keyifsiz olduğumuz, suratlarımızın düşük olduğu bir gün. Her seferinde düşük olmayacak diyoruz ama maalesef tokat gibi geliyor mağlubiyetler. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Selamlar, e, Demode TV ile Sahur Özel'e hoş geldiniz. Bugün o Tat'ta bir yayın bir sonraki güne bağlanmak üzereyiz, aynen öyle. İlk olarak acayip iki kötü spikerli maç izledik. O iki maçı değerlendireceğiz. Biri Alp Özgen. 19.45 seansı. Ee, diğeri de 22 seansı Ertem Şener. Ee, hangisi daha kötü seçemiyorum. Yani Ertem Şener'den daha kötü olmaya aday bir Alp Özgen olması üzücü bu dönemde. Yani İkisi de çok kötü. Yani i̇lk olarak böyle başlayalım dedim. Kaptan Necip. Harbi sana böyle diyorum. Kaptan Necip. <laughs> Ertem Şener 3-0'da ben artık susuyorum dedi ya. Harbi 3-0 mesela 43 gibi falan olsaydı ya. Orada sussaydı Ertem Şener. Vazgeçseydi. ya Ve <laughs> abi şunu da söyleyeyim pardon. Ee, bu yani takımlara neden spiker atanıyor bilmiyorum. Mesela e, Fenerbahçe Alp Özgen atandı. Şu anda Galatasaray'a şey atanmış gibi duruyor. Müjdat e, adını unuttum. O bence iyi bir spiker ama yine de atandı. Beşiktaş'a da Gökhan Aptik atanmıştır Dinamo Kiye maçından sonra. E, kaybetmeye başlayınca o spiker de değişmeye başladı. Yani takımlara neden spiker atanıyor ben onu bilmiyorum. Ya yani uğurlu gelme işi var aslında. Ee, da bir ara Özkan Öztürk'ü sanırım çok tutuyorlardı. Onun fenerler bahsetti. evet evet Fenerler yapıyordu. Fenerliler gelmesini istiyordu. Ee, öyle işler oluyor. Biri chat'te şey yazmış. Yani Önler hoca söz vermiştin hani bundan sonra umurumda <laughs> değil diyordun. Ya lig maçları gerçekten umurumda olmaz ama Avrupa ciddi üzüyor beni ya. Çünkü lig şöyle oluyor. baş Bu seneyi çok kötü bitiriyorsun. Bu seneyi belki 15. bitiriyorsun. Çok uzak değil bu arada. Ve bir sonraki sene sıfırdan başlıyorsun. Her şey baştan başlıyor. Yeni sezon yeni umutlar. Ama Avrupa öyle değil işte. Yani her yediğin hurma sonra gelip tırmalıyor seni puan olarak işte to düştüğün torba olarak. O yüzden yani Avrupa'da en azından bir gruptan çıkmayı Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. O yüzden her seferinde umutlanıyoruz ama moralimiz bozuluyor. Bugün de... Önder abi sesin çok azmış. Benim sesim mi azmış? Allah Allah. Evet. Mikrofon mu uzak? Göremiyorum olur, ben Gayet ama. yakın mikrofon şu anda. Bilmiyorum az diyorlar. Şu an iyi diyorlar. Ee, Önder abi ben bir... şey o... var. Rengimde de bir sorun var ama çözemedim ya. Evet bir soluksun. Bir 10 saniye ben kamera kapatabilir miyim? 10 saniye ben. Kapat. Evet Önder abi ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani Avrupa işi mesela bu Antep'e yenilsek bu kadar sarsmazdı beni. Hani bu malibet yani beni harbiden sarsıyor mesela. Yani Avrupa'da rezil olma işi. E, Şenol Güneş'in son serisinde Avrupa'da rezil olduk. E, Abdullah Avcı senesi rezil olduk. Sergen dönemi rezil olduk. Yani bir e, rezil olmadığımız Konferans Ligi kalmıştı. yani orada da rezil olmaya doğru çok yakınız artık. Gruptan çıkamayacağız. E, puan alamasak da şaşıracağımız bir durumdayız. Yani şaşırmayacağımız bir durumdayız düzeltiyorum. Yani e, her yerde rezil oluyoruz şu ana kadar. Avrupa'da desen de dediğin gibi Avrupa işi moral bozuyor, üzüyor yani. Biz mesela şey diyorduk, perşembe günleri gelse de artık bir... Avrupa'dan e, Avrupa'da maç izlesek işte Galatasaray geçtiğimiz sene e, en kötü döneminde bile işte e, Marsilya'ya bir şeyler yapıyor. Fenerbahçe toparladı Avrupa'da iyi gidiyor. İşte Arda Güler Avrupa'da top oynuyor. Yani biz de Beşiktaş gibi eski günlerimize dönsek, şunu yapsak, bunu yapsak diyorduk. Ee, geldi bugün tekrardan bu sene Avrupa Ligi'ye, tekrardan rezil olduk. Yani çok bilmiyorum, benim ben iç karartacağım abi, normalde de yaparım ki bu sene biraz pozitif girmiştim. Ama benim yani 4-5 seneye dair ümidim yok ki 4-5 senede Beşiktaş'ın ben bir yapılanmaya girmesi gerektiğini düşünüyorum e, ee, istediğiniz kadar scout 31 deyin, şu deyin, bu deyin. Ee, o mallıklara devam etmeyin. Türk hoca kesinlikle istemiyorum. Türk hocadan nefret ediyorum. İyi ee, iyi bir yabancı hoca istiyorum. Valerian İsmail diyecekler olabilir. Valerian İsmail hoca değildi. Valerian İsmail her yani herhangi bir kariyerinde hocalık yoktu. Yani bir 3 sene boyunca sistem yapacak bilinç tarzı bir hoca ardına kim gelirse gelsin yani. Şenol Güneş de olur, Sergen Yalçın da olur. Yani hepsi olur. Beşiktaş'ın 20 tane futbolcu göndermesi gerekiyor. Abubakar başta olmak üzere. Yani maaşı yüksek olanlar olmak üzere. Abubakar söylüyorum. İşte ee, Gezal gitmesi gerekiyor. İşte artık bu Oxley, Chamberlainler, Slavem, ee, Antelebişler falan götümüze patladı. Onlara bir şey diyemiyorum artık. Onlar mecburen kalacak seneye. Yani kim var kim yok. Necip olmak üzere. Ee, kaleci olmak üzere. Mert Günok olmak üzere. Kim var kim yok. Hepsinin gitmesi gerekiyor. Ee, bu sene... İşte diyebilirsiniz seneye kimle oynayacağız? İşte o kalmasın bu kalmasın diyorsunuz. Bir yapılanmamız gerekiyor abi. Ben mesela geçtiğimiz sene de bunu söylüyordum. geçtiğimiz sene bir yani biz seneye Kasım ayında avlu atmıştık geçtiğimiz sene. bir şeye tutunmamız gerekiyor diyordum. Yani ne bileyim genç oyuncu olur işte yeni bir hoca olur bir şey olur. Yani bir, bir şeye tutunmamız gerekiyor diyordum. Şenol Güneş geldi. Bizi galibiyetle gelecek seneye dair tuttu veya önümüzdeki geçtiğimiz seneye tuttu. Ben bu ya, pek tercih ettiğim bir şey değil ama ne olursa olsun tuttu bir şekilde. E, bence zararını da gördük. Galibiyetle gitmek her yani her zaman için bir şey getirmiyor. Bir şey yani iyi bir şey olmuyor galibiyet geçtiğimiz senelerde. Şenol Güneş'in geçtiğimiz sene 20 maç galibiyet serisi yapması, 30 maç galibiyet serisi yapması e, bizi bu yönetime e, bu sene de maruz bıraktı. Yani ben bir genç oyuncuyla bir oyun yani bir şeylerle tutunmak istiyorum. Galibiyetle tutunmak istemiyorum. Şimdi önümüzdeki sene gelir şey, önümüzdeki ay bir tane hoca gelir. İşte Rıza Çalınbay gelir. E, Galibiyet serisi yapar. Bir takımı üçüncü götürür. Yani üçüncü olmaya bir ihtiyacımız yok abi. Dördüncü olalım, beşinci olalım. Ama en azından bir e, hevesle izleyelim maçları. Yani ne bileyim, Demir oynasın, Semih Kılıçsoy oynasın. E, bunlar şu an çok popülist gelebilir. Ama öyle bir durumdayız ki popülist değil bunlar abi. Yani kesinlikle ben bunların popülist olduğunu düşünmüyorum şu anda. E, yani işte... Çok klasik bir tabir. Rebic oynayacağına e, semi oynasın pek sevmedim bir tabirdir ama gerçekten öyle o durumdayız. Maçı da sonrasında konuşuruz. Şimdi genel bir his attım öyle. Benim renk düzeldi diye düşünüyorum. Bir şey yaptım ama daha daha iyi olduğunu düşünüyorum şu anda. Ronim e, sendeyiz bakalım. Berke'ye katılıyorum. Hani katılmadığım çok az şey vardır söyledikler arasında. Katılmadıklarımda da çok tersi bir fikrim yoktur yani katılmadıklarım Kamera başladı bu arada Roni, sen devam et. Ben artık üzülmekten geçtim, sinirlenmekten geçtim. Ben artık utanmaya başladım abi. Çok utanıyorum. Şundan utanıyorum. Bir dönem vardı hatırlarsınız. Hani herkes hatırlar. Bütün takımlarımız çok kötüydü Avrupa'da. Hiçbir şey başaramıyorduk. Hiçbir takımımız bir şey başaramıyordu. Kısa bir dönemde ama işte böyle şeyler yaşanıyordu. Öyle bir durumda olsak. Gıkımı çıkarmayacağım. Bir rakibin istediği kadar kadrosu senden iyi olsun. Bir rakibin bayan Münih'e sahayı dar ediyor. Şampiyonlar liginde uçuyor kaçıyor. Bir rakibin e, konferans liginde e, yedek kadrosuyla şov yapıyor. 3'te 3 üç oldu yanılmıyorsam. Zaten her yerde her maç kazandı şimdiye kadar. 9 puan yapıyor. Sen e, bir tane şansı aldığın bir puanla 3 maçı tamamlıyorsun Avrupa'da. Likte e, iki takımında e, neredeyse 10'ar puan gerisindesin işte sağda hiçbir ışık yok ee, Semih bugün maç izlerken belki şey dedi unutmuştuk be Semih de gördük iyi oldu harbi unutmuştuk mesela Beşiktaş'ta işte böyle bir adam var ve unutuyoruz Kalede e, hata yapıyor Ersin ama Mert'ten daha iyi mesela ve hatta Mert'ten kötü değil en azından bir sonraki maç Mert Galatasaray maçının en büyük sorumlusu diyebileceğimiz durumdayken işte Ersin geliyor penaltıdan bir golüyor neticede ama bu maçta yine Mert başlıyor Avrupa'da üzülüyorum abi. Beşiktaş'ın kenarda hocası yok. Bir tane bir, bir adam getirmişler. Ne olduğu belli değil. Beşiktaş'ın kenarda hocalığını yapıyor. Burak Yılmaz'dan bahsetmiyorum. Yanındakinden ismini bile bilmiyorum. Burak Yılmaz zaten hoca değil. Şenol Güneş iyisin diye getirmiş adamı Beşiktaş'ın başına bıraktılar. Başkan gitmiyor. Hala aday değilim diye açıklama yapmıyor. İşte o aday olmasa bile zaten onun yardımcısı aday olacak. Bilmiyorum abi. Üzülüyorum, utanıyorum ya. Beşiktaş'ın bu hali beni utandırıyor yani. Ya için Acilen bir reset'e ihtiyacı var ve Türkiye'de reset işleri e, o kadar da düşünüldüğü kadar da zor değil bence yani reset'e atarsın ayağı yere bir vurursun ondan sonra çıkman düşündüğün kadar zor olmaz yani ben bu karanlıktayım önümü göremiyorum aydınlığı göremiyorum dersin ama çok ufak şeylerle aslında tekrar aydınlığa ulaşabilirsin. Beşiktaş'a i̇şte işte bunu daha önce yapmış başarmış bir takım yani bir daha denemesinden bence hiçbir zarar gelmez. Çünkü Beşiktaş taraftarı bir heyecan istiyor. Yani bugün maçı izliyorsun ve heyecanlanamıyorsun. Sağ içerisinde heyecan istiyor Beşiktaş taraftarı. Sağ dışında da heyecan istiyor ama daha çok sağ içinde istiyor. Bugün Beşiktaş nerede heyecanlandı? Öylesine ortalar geliyor. O bakar kafa vuruyor. E bir tane de rakibin kendi oyuncusu kafayı vurup golü atıyor. Dolayısıyla sağ içinde 90 dakika maç izliyorsun. Yani bugün hep konuşuyoruz işte e, gençler için hızlı çağ artık her şeyi hızlı tüketiyorlar. TikTok'u bile 10 saniyelik TikTok'a dayanamayıp 5. saniyede geçiyorlar. E bu gençler buçuk saatini 2 saatini bu rezilliğe ayırmaz artık yani. O yüzden bunlar çok kıymetli ve dikkat edilmesi gereken şeyler. O yüzden Beşiktaş'ın eğlenceli, keyif veren bir takım oluşturması gerektiğini düşünüyorum ben. Sonuçlar gelir bir şekilde ya. Güzel sen iyi top oynadığında keyif verdiğin zaman sonuçlar bir şekilde takip eder seni diye düşünüyorum. Ee, Yönetimle ilgili senin bahsettiğin kısma geleyim. Bugün e, Ahmet Nur Çebi ben adayım diyemediği için, ben adayım demeye cesaret edemediği için futbol şube sorumlusu ben adayım diyor. Futbol şube sorumlusu ben adayım, ben Beşiktaş'ı bu kötü durumdan kurtaracağım diyen futbol şube sorumlusu bu takımı kuran adam. Yani bu takımı Emre Koca daha kurmadı mı? Emre Koca'dan evet. kararlarıyla kuruldu. Başka? Ben evet. şu, beşiktaş, dediğine bir şey beşiktaş, ilave edeyim. Beşiktaş, Şenol Güneş etki etmiştir ama sonuçta futbol sorumlusu Emre Kocaday'dı ve onun kararlarıyla kuruldu. Buyur belki ben bu şimdi chatteki bazı Beşiktaşlar rahatsız edebilir. Hatta çoğun rahatsız edebilir. Ben Şenol Güneş'in de bu takımda ciddi bir parçası olduğuna inanıyorum abi. Yani ben ciddi bir hata kısmının da ona ait olduğunu düşünüyorum. Bu, yani bu durumda olmamızın ben katılıyorum. Yani, Şenol Güneş'e Şenol Güneş'e ait olduğunu düşünüyorum. Bir kısmının, hatanın. Yani ben şey diyemem abi. İşte yönetim çok kötü. Böyle zaten orası öyle. Bunu bilmeyen sağır sultan kaldı artık. Yani 10 senedir, 5 senedir böyle. ben Şenol Güneş'in de çok normal olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Bu kadar kötü bir durumda zaten e, bunun da hiç payı yoktu ya. Bu işin bu kadar içinde olup da bunun da hiç payı yoktu. Ahmet Nur Sevin'in hiç payı yok. Şenol Güneş'in hiç payı yok. Oyuncuların hiçbir hiçbir payı yok. Ya bunların hiçbirini söyleyemeyiz bence. Takımı kuran adam e, yeri geldiğinde oyuncu ve töden yeri geldiğinde bu oyuncuyu alın diyen adam da tabii ki herkes kadar sorumludur. Onun için yani herhangi bir tartışmamız yok. Ben e, benim takıldığım nokta Emre Kocadan aday ben adayım ben Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartacak adamım söylemini rahatça söyleyebilmesinde benim takıldığım şey. Bu takımı siz yaptınız. Dolayısıyla hani Neyse daha kötü yerlere gidecek benim söyleyeceğim. O yüzden söylemeyeyim. Şu destekleri bir okuyayım bakayım. Önder abi hemen oku bana şunu da söyleyeyim. Yani kamera bozuk beyler. Yapacak bir şey yok. Yani böyle. Yani sürekli yazmanız bir şey değiştirme çözemiyorum soruduğunda. Ee, şeye gönder garantiye yollayacağız yakın zamanda. Şu anda böyle düzeltemiyoruz yani. El Patron 100 bit yollamış. Aralık 17'ye kadar devam edecek bu özet demiş. Ya sıkıntı Aralık 17'de ya 18 aralığa uyandığımız zaman Sıfırdan mı başlayacağız? Ondan da emin değilim yani. Aralık 18'de ne olur, ne değişmiş şey olmayacak ya. Kim geliyor, hangi vaatle geliyor? Ben Beşiktaş'a neyi yapacağım diyor. Onları da bilmiyorum. Gerçi Hasan Arat'ın birkaç demeci vardı Beşiktaş'a yani en azından hedefleriyle ilgili. Onu da aldık. Onları da konuşuruz Beşiktaş'ta. Ama işte 18 Aralık'ta ne olacak? Onu bile bilmiyoruz. Bu arada kendi rekorunuzu Abi. kırmak üzeresiniz diye bir şey görüyorum yukarıda ne rekoru kırıyoruz bilmiyorum. Mağlubiyet rekoru mu? Ondan emin değilim ama kendi rekorunuzu kırmak üzeresiniz diyor. Abi, Aralık 18, 2 ay var. Kaç maç var mesela? Onun şeyini Kaç almıştım ben linkini. Bir bakalım mı ona? Yani, bakalım abi. Sanırım 9 tane falan daha maç var. Ben ya yani Burak Yılmaz bence ya maça da girelim istiyorsanız bir yerden. Bence ya yani sınıfta kalıyor abi. 3 maç oldu. Yani, maça girmeden ben. İslam. Bunu açtım. İstiyorsan önce bunu konuşalım ondan sonra hazır gündeme gelmişken. Sonra devam edelim. Beşiktaş'ın seçime kadar kalan maçları bunlar tarihsel sıralamalı mı? Evet. Evde Antep maçı, Deplasman'da Antalya maçı, evde Bodoglimt, evde Başakşehir, Deplasman'da Samsun, evde Bürüş, Deplasman'da Ankara Gücü, evde Fenerbahçe, Deplasman'da Lugano. Burada Antep, Antep dışı kolay maç görebiliyor musunuz? E, abi ne önemi var kolay maç zor maçın? Yani zaten hiçbir kolay maç değil de katılıyorum. Antep dışı en kolay Antep duruyor. Yenemezsek de şaşırmam yani. Sürpriz olur yani. mu mesela Antep yenemezsek hafta sonu? Olmaz. Yok canım olmaz. Ben şunu diyorum. iki ay sonra mesela şey seçim. iki ay kadar Burak Yılmaz götürecek Beşiktaş'ı. E, şunu da diyemiyoruz. İşte bir hoca getirin diyemiyoruz. Yani çözümü ne bu işin abi? Yani seçimin erken yani seçimin erkene çekilmesi ihtimal var mı mesela? iki ay boyunca bu ızdırabın, girdabın içinde kaldık mı? Bunun çözümü evet. yok mu abi? Yani evet. Burak ya. yönetime getir diyemiyorum. Bir tane hoca getir diyemiyorum doğal olarak. İşte seçimi de geri, geri çek diyemiyorum. Ne olacak abi bu iki ay boyunca? Yani burada ben sürekli çıkıp işte Burak Yılmaz şunun değişiklik yaptı. Ahmet Nur bir şöyle seni yapayım. İşte Şenol Güneş şurada hata yaptı. İşte Rebiç bu götün haline. Yani böyle mi gidecek yani bu iki ay boyunca? Yani bu, bu işin bir çözüm olması lazım abi. çözüme ulaşacak hiçbir fikrim yok. Ben iki ay boyunca bahsettiğim girdabın içinde kalacağımızı ve bunun da herhangi bir çıkışı olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş taraftarını daha çok yaralayan şey hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçelerin çok çok keyifli bir sezon geçirmesi. Yani ikisi de gerçekten en keyifli sezonlarından birisini geçiriyor. Başa baş bir mücadele verecekler gibi duruyor yılın sonuna kadar ve Beşiktaş bunu uzaktan izleyen taraf olacak. Beşiktaşları biraz da yaralayan yani şu mevcut durum zaten çok kötü ama daha da çok yaralayan bu durum bence. Abi gelecek seneye kadar yani önümüzdeki sene yaz transfer dönemine kadar satma ihtimalimiz olan oyuncuların hepsinin ilk 11 oynaması lazım. Rozier kesinlikle çıkmaması gerekiyor. Omar Cole satamazsın ama zaten başka bir çağrı yok. E, Amarty %100 yüz oynaması gerekiyor. Sol bekte Masuako. Yani satma ihtimalimizin on oldu. Zaten öyle bir oyuncu sayısı üç tane 4 tane var da yani kim varsa bunların hepsinin oynaması gerekiyor. Ve bunların yanına da iki tane işte semi kliso atacaksın. İşte ne bileyim demire getik nasıl koyacaksın. Yani bunları yüzde yüz koyacaksın abi. Yani ben mesela Rozier'in kötü işte Rozier şöylesin böylesin e, tavrına bir nevi katılırım. Ama oynamasını, oynamamaz, oynamamazlık durum yok abi Rozier'in sene boyunca. Yani kesin bir şekilde oynayacak Rozier. Ve bunu ben yani aslında bu geçtiğimiz sene de böyleydi. Yani Rozier'i bizim bu yaz satmamız gerekiyordu. Geçtiğimiz sene de oynaması gerekiyordu. Olmadı. Raşit Sayı satabilir. Yani, tamam oynasın. Zaten Raşit oynaması lazım da. Yani, bilmiyorum abi. Nasıl olacak? Ben destekleri, Maç mı? destekleri okuyorum. Tamam. Yarıda kaldı. Onları bitireyim. Siz de kafada bir toparlayın. Ee, dedeni ha 100 bit yollamış. Aldırma kartalım, aldırma demiş. Eyvallah Dedeni Hav. Nuri 66 100 bit yollamış. Beşiktaş'ı çok beğendim. Gezal ve Uba kardeşine demiş. Kaosaylılar aşağı devam. <laughs> Trakyalı çiftçi 50 bit yollamış. Roma'nın 6-7 deplasmandan 3 golle anlak şekilde çıkan Beşiktaş'ımı sadece tebrik ederim demiş. bugün maç önünde şey diyordu. E, Bodo taraftarlı. Burada acayip bir Bodo taraftarı vardı. Onu da konuşuruz. Biz burada Roma'yı bilmem neydi de zal girişi yendik. Beşiktaş'ı da yeneceğiz diye bir şey dedi Ertem Şener. Zal giriş ne alaka onu çok kafada oturtamadım ama. Dedeni Hav 10 hediye abonelik vermiş. Dedeni Hav çok teşekkürler Trafik Yalçın Çiftçi 50 bit. Değerli demodelaşlara buradan duyurumdur." demiş ve herhangi bir şey dememiş. Duyuruyu alamadık Trafik Yalçın Çiftçi. E, şaka mı vardı burada anlamadım ama Mike 100 bit olmuş. Yalçın Bey Romvizli yorgun argın işinden gücünden gelip 5 Beşiktaş malbiyetinden sonra yayına gelir. şu da 5 dakika konuşmayı bize çok görüyorsun eyvallah demiş. Yalçın az önce çalışmaya gitti. O yüzden gelmesi mümkün değil. Ee, Oğuz Valencia'dan yüz bit. Sizin yüzleri böyle görünce çok kötü olurum ya. Galatasaray kaybettiği kadar sevinemiyorum o yüzden demiş. Sevin be Oğuz yani Bir şey olmaz. Hele hele Antep'le 50 bit yollamış Bir Galatasaraylı olarak geçen sezon bittiğinde bu senenin en büyük şampiyonluk adayı olarak Beşiktaş'ı görüyordum. Beşiktaş'ı bu hale getirenler utansın. Siz değil demiş. Eyvallah Antep'lim. Moet CF 37 abonelik vermiş. Yoz Coşkun 100 bit yollamış. Beşiktaş fiziksel olarak da çok kötü gözüküyor bence amirin falan halinin geçen sene alakası yok. Sezon öncesindeki kötü geçmiş belli ki demiş. O durumda işte hani Şamal Güneş e sadece transfer değil sezon öncesi olarak da yazar. Bence de öyle çünkü fizik durumu. Özgün Mera 100 bit yolmuş. 32 yaşındayım. Çok kötü Beşiktaşları izledim ama en kötü sezonda bile tutunacak bir dal buldum. Kimi zaman genç topçu oldu, kimi zaman Türkiye Kupası oldu, kimi zaman tribün oldu ama bu sene hiçbir şey kalmadı. Hem de Ekim ayında demiş. Özgün çok iyi söyledin. Yani Ekim'de fişi çekmiş gibi duruyoruz şu anda. Bakalım yani yeni yıla nasıl çıkacağız. Proberg 5 hediye abonelik vermiş. Çok teşekkürler. Dedeni Hav 20 hediye abonelik vermiş. Çok teşekkürler. Bu arada 2500 hedefine yeniden ulaşmışız. Dedeni havdan 100 bit eller havaya demiş. Eğlenceye devam. Özgün Mera'dan 100 bit 5 yaş hiçbir başkan statta toplu küfür yemedi ama galiba Çebi bu bakımdan tarihe geçecek demiş. 29 Ekim'de oynuyor galiba. Yok 30 Ekim'de oynuyor. 30. 30. Ve çok ucuz bilet fiyatları var. Hani herkesin rahatlıkla karşılayabileceği bilet fiyatları var. 29 lira en düşük kategori. Birinci kategori 100 liraymış Beşiktaş Antep maçında. Dolayısıyla pazartesi günü bu kötü takım için o tribün dolar mı bilmiyorum ama dolarsa çok ciddi tepkiler olabilir 30 Ekim'deki Beşiktaş maçında. Bulut Yüksel de 50, bit, 50 bitti yollamış. Bu Beşiktaş'ı ilk önceden halletmişiz. Şu halde eminim 32 gol. Ya hadi kalk git be adam. Çok teşekkürler bütün destekler için. Bir rekor falan kırdınız. Sağda onu gördüm ama ne rekor olduğunu anlayamadım. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Abi ben şey diyeceğim ya. Şimdi ekranda görsel var. Beşiktaş'ın gelecek maçları. Beşiktaş Avrupa'da hala 3 tane maç oynayacak. Ve şey diyemiyorsun. Diyemiyorum yani ben kendi adıma. Beşiktaş 3 üç maçın üçünde kazanamaz diyemiyorum. Ama Beşiktaş 3 üç maçın 3'üne de hocasız çıkacak. Hala Avrupa yani. maçlarından mı bahsediyorsun? Avrupa maçlarından. Yani neticede Beşiktaş bu 3 üç maçın 3'ünü de kazanırsa yüksek ihtimal çıkacaktır gruptan. 2 tanesi içeride. İçeride Beşiktaş'ın her takıma karşı şansı var. Ee, bir tane de Lugano deplasmanı. Tamam Lugano sen yenildin ama Lugano'dan çok daha iyi bir takımsın. Ya yani mesela bu maçları ocası çıkacak Beşiktaş. 17'ye kadar 17 Aralık'a kadar beklemenin en büyük şeyi bu. Zararı bu Beşiktaş'a. Tamam ligde zaten koptuk. Fenerbahçe'de Galatasaray'ı yakalama şansımız yok ve bence de bir şekilde üçüncü olacağız zaten. Ama mesela Avrupa'nın da çöp şu anda. Peki bunu tartışalım. Ee, hocalı çıkması doğru mu olurdu? Mutlaka tabii ki Beşiktaş en önemli maçlarına başında iyi bir hocayla çıksın ama sonuçta Aralık ayında bu yönetimin değişmesini bekliyoruz, umut ediyoruz en azından. Tamam. Abi ve şu anda biz bir daha karar vermesi hani Gelecek adama sen gel iki ay dur sonra gidersin yeni yönetimle demek de hani 2 aylık çalışacak adam seni Avrupa maçlarını kurtaracak adam olmaz zaten. Hayır öyle yapmayacaktık abi. Seçim niye 17 Aralık'ta? Ha tamam. Seçimi bekletme abi 17 Aralık'ta. Ya zaten seçim sıkıntı da Seçim yani. kararı ne zaman alındı? Seçim kararı 2 hafta önce alınmadı mı? 2 hafta önce, önce. yine Perşembe günü. Hatta geçen yani. hafta. Tam 14 gün önce alındı ya yine Perşembe Lugano maçından sonra alındı yanlış hatırlamıyorsam. E tamam abi e, iki seçim hafta... kararı da tarihi geç açıklandı evet. E tamam kasım başına koy abi seçimi. Önümüzdeki hafta mesela hafta sonu oyn... yapılsaydı seçim niye yapılmıyor? Kasım'ın 7'si 8'i hafta sonunda denk geliyor. <laughs> Yap abi orada. 4'ü peşi pardon. Yani ya abi biz aslında şu an hocasızız diyoruz ya. Ya yani biz aslında hocalıyız şu anda. Farkını değiliz bunun. Yani Burak Yılmaz Beşiktaş'ın başına e, iyi giderse yani 3 galibiyet alırsa 4 galibiyet alırsa muhtemelen gelecek senenin hocası şeklinde geldi. Yani şu anda çuvalladığı için artık o ihtimal kalmadı. Yani ben bu işi ya, ya aslında Beşiktaşlar bence bunun farkında. Ben bugün mesela bir tane haber attım ha buraya açar mısın? Hangisi? Ee, nerede? Burak Yılmaz fotoğrafı olan. Ya bunu daha öncesinde mesela Sercan Dikme çıktığını söyledi. Burak Yılmaz işte çok iyi Lille'de şampiyonu kazanmış, kaptanlık yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Tecrübeli bir isim. Sağ kenarına da çok uyuyor. Ya Beşiktaş'ta bu işler ya Beşiktaş muhabirlerin söyledikleri şeklinde ilerliyor. Yani muhabirler ne diyorsa %100 doğru beyler. Yani Burak Yılmaz 3 maçı kazansaydı Beşiktaş'ın hocasıydı. Ya yani kazanamadı. Ee, değişecek şimdi. Yani biz aslında hocası bir hoca aldık ve başarısızdı bu. Bence böyle olması da iyi oldu bir yandan. Yani bakalım şimdi ne olacak? Çözüm iki aylık rıza açalım bak gelsin diyorlar çete mesela. Yani o, o da olmaz beyler. Yani bence Hayırlı, olmaz ben mesela. Değilim. Yani bu işin Olmak tek olur. çözümü seçimin erken olması. Başka hiçbir çözüm yok bu işin. Şimdi yani girdim O da baktım. olmaz gibi duruyor. Ben bu e, haber... Lugano maçı Buyur buyur hani. e, Lugano maçı 5 Ekim. 6 Ekim'de Beşiktaş seçim kararı aldı. Tam 6 Kasım'da seçim yapabiliyor. Veyahut da işte Kasım'ın ikinci haftasında seçim yapabiliyor Beşiktaş. Bir ay tüzük var dediler chatten şimdi ona baktım da. Yine geç. 17 Aralık. 2.5 iki, iki abi 17 Aralık. Sanırım şöyle yani bir... oluyor. Önce mali genel kurulu yapman gerekiyor. İlkinde çoğunluk sağlanamıyor. Bir hafta sonra bir daha. Sonra seçimli genel kurul. ilkinde so çoğunluk sağlanamıyor. İkinci de şeklinde. Galiba o yüzden. Bilmiyorum ben de tam olarak ama. Zaten Kasım'ın ilk haftasında... Mali genel kurul bildiğim kadarıyla. Bir hafta sonra, çoğunluk evet. sağlanamayacak. Bir hafta sonra asıl mali genel kurul, sonra seçim, bir hafta sonra asıl seçim. Maça gelelim Şunu abi. Şunu söyleyecektim ben şu haberle Hı. ilgili. Ya şimdi e, Sercan Dikme bu haberi alıyor ama mevcut yönetimden alıyor değil mi bu haberi? Ya bu haber Sercan Dikme'nin haberi değil de. Ha, yani buna benzer sürekli ben tamam, haber tamam. okudum zaten. Mesela Çok değil. maç bitiyor şey ma maçı bitiyor abi. İstanbul İstanbulspor maçı bitiyor. Bence hatalı bir maç Burak Yılmaz adına ama galibiyet var. İşte değişikliklerle bence hata yaptı. Gürler Akkin diyor ki: "Kenarda çok yakıştı Burak hoca. bence bir şans verilmeli, şöyle olmalı, böyle olmalı." Ya abi. Ben bu haberlerin yaptırıldığını da düşünüyorum bu arada. Yani sadece yapmakta değil. Yani bu muhabirlerin sadece böyle olduğunu inanmıyorum ben. Kim bu haberler Burak, yaptırılıyor Burak, ki. tarafından yaptırıldığını bilemem. tarafından mı? Yok ben bilemem onu kim tarafından yaptırıldığını. Bence yapılır yaptırılıyor. Yani birileri yaptırıyor bu haberleri bence. Yani PR çalışmaları dönüyor. Bu mesela Önder Karabeli'ye de oldu. Çan çok iyi çanta taşıyor şeklinde Sercan Dikmeden geldi mesela. Kim yapıyor bunu bilmiyorum. Mesela bir yöneticinin işine yarıyor olabilir. Başka birisi yapıyor olabilir. Beşiktaş bu 5 beş yıldan beri böyle gidiyor. Şenol Güneş'in yenmeye başladığı dönemlerden. Umut Günerli Şenol Güneş'in yenmeye döne başladığı dönemlerden. İbrahim Sete'nin çatır çıtır Şenol Güneş'i yediği dönemlerden beri bu şekilde ilerliyor. Ve bunların baş sorumluları da aslında e, gözle görülür şekilde fark ediliyor bence. Ama yani böyle ilişiliyor bu işler Beşiktaş'ta. Ben, yani i̇lk olarak bence benim yönetimden ilk beklentim e, bu muhabir e, şeyinin yani bağlantısının çökertilmesi. Nasıl oluyor bu bilmiyorum. Şenol Güneş e, itiraz ediyor. Valeren İsmail itiraz ediyor. İşte on Sergen Yalçın siz her şeyi biliyorsunuz diyor. Ya yani bu çetenin nasıl çökertiliyor bu bilmiyorum. Bu çetenin bir kere çö çökertilmesi lazım. Yani. Biçtaş Biçtaş'ın yöneticisi yok. Yani konuşan yöneticisi yok. Mesela Engin dal mı Engin Baltacı, Baltacı konuşuyor. Baltacı. Adam konuşamıyor zaten. Hiçbir cümle kuramıyor. Yani biz ya yani o, 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 o adam zaten Beşiktaş'ın yöneticisi değil. Beşiktaş'ın yöneticisi Sercan Dikme, Övünç Özlem. İşte aklıma kim geliyorsa muhabir. Onlar Beşiktaş'ın yöneticileri bunlar. Ve Beşiktaş en kötüsü zaten e, sosyal medyadan yönetilmeye başladı. E, en kötüsü de zaten bu. Ve bunlar önceden böyle bir kasıtlı haber yaptırılıyordu bence. Ve sonlara doğru iyice popülist davranmaya başladılar. Mesela Engin Tunak Demir'in tweetini tekrar hatırlatayım. Ben çıkan ilk 11'i eleştirmeyi doğru bulmam diye adam mesela tweet atma güveni buluyor kendinde. Bence mesela popülüste davranmaya başlayınca kulübün algısı komple kaydı zaten. Taraftarın algısı. E, muhabirleri iyice bu yöne götürdü. E, bilmiyorum nasıl olacağını. Maçı da konuşalım bence. Evet bir evet anda. biraz maçın içine girelim. Çarşının tweet ne atmış çarşı? Mesela çarşı. Ben çok mesela sevmem abi çarşıyı. Yani son zamanlarda. Ama ee, bir güçlü bir, bir olay çarşı içinde yani. Söylediği en azından bazı kitleleri etkiler. Ya hangi maçtı? Bir şey oldu mesela ya. Ben de hatırlıyorum o bahsettiğin şey şeyi maçı de. galiba. Lugano maçıydı galiba ya. E, şey şey. E i̇lk başta Mehmet Büyükekşi'ye küfür edilen maç hangi? Lugano maçıydı evet. Lugano, maçı. yani, Lugano maçında Mehmet mesela Mehmet Büyükekşi'ye küfür ediliyor diye şey oluyor tepki veriliyor tribün... şey tepki verilmiyor gurur duyuluyor. Ama abi şey mesela tribünlerden bir 200 kişi 300 kişi söylesene hoca takım niye bağırmıyor diye. Söyle sorduğunda suçlu çarşı oluyor, tribünler oluyor. Abi bir kere Mehmet Büyükekşi'ye bağıran da benim taraftarım. Benim benimsediğim taraftar hocaya takım niye oynamıyor diye soran takım taraftar grubu da benim taraftarım. Yani ben inanılmaz ayrıştık abi. Yani hocaya takım niye oynamıyor diye sorulamaz bir duruma geldi, geldi Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın takımı oynamıyor abi. Pendik Spor'a kaybetti. İşte Trabzonspor'dan 3-7, Adana Demirspor'dan 4-7 orada gitti başka bir şey oldu. Yani hocaya oynamıyor diye sorabilecek bir grup olabilir abi içinde. Yani bu mesela nasıl böyle oluyor anlamıyorum yani. Komple yani cümlelerimin sonu sürekli anlamıyorum da bitiyor farkındayım ama yani Beşiktaş'ta anlaşılacak bir şey zaten uzun zamandır yok. Taraftar grubu sürekli. Evet, devam mı? İfta demiş çarşı. Devam yok, ediyor yok. muydu? Yok. Maça girelim, maça tam çok şey oldu ya. Ee, Topa açtım size. İstatistiklere bir, bir bakalım. Ee, Bodo'nun 277 xg'si var. Beşiktaş'ın 098. Abubakar'ın iki kafası herhalde değil mi? Başka hatırlıyor musunuz Beşiktaş'ın? Bir de Rebiç'in boş kaleye kaçırdı. Evet. Başka aklıma bir pozisyon gelmiyor Beşiktaş'la ilgili. Abubakar bir tane daha ayağıyla burada atamadı. Kötü vurdular daha doğrusu. İkinci evet. yer vurdu. San, sanırım köşeden, 2 iki maç. Köşeden şöyle şey yaptı ya. Plase vurmaya çalıştı üstten dışarı gitti abi. Evet. Ökipte gözüme batan iki oyuncu en düşük iki puanı almış. Enteresan. Bir sağ bekleri Van oyu beğenmiştim. Bir de Pelegrino'yu beğenmiştim. İkisi de düşük puanlar almışlar. Ya bu puanlama işi sistem yapıyor. Ona oturup bir şey yapmıyor. Evet mesela evet. Amartini'nin de Galatasaray maçı sonrası reytingi çok iyiydi. Ya yani oturup Amir. mesela bu adam 7.5 oyunda puan vermiyor da işte belli statlar var. Onlar Amir. isabetli pas bire omuz omuza mücadele. Onlardan şey oluyor genelde. Amir sahanın en iyisi olarak görünüyor reyting olarak. Ee, Beşiktaş'ın en iyisi yok. Beşiktaş'ı beşi bireysel olarak konuşacağız ama Bugün hani Beşiktaş'ın şöyle gözümüzü kapatalım. 11 oyuncudan birini elimize atalım ve şu adam kötü diyelim. Doğru çıkacak hani çok da e, atla deve bir şey değil. Hani bugün Amir çok kötüydü. Raşit Sağ ne yapıyorsun sen? Abu Bakar bırak artık bu takımı. Bunların her birini diyebiliriz. Ve hepsinde aklı çıkarız. Beşiktaş'ın en güvenliği en elle tutulur oyuncuları da dahil buna. işte Abu Bakar'dır, Gezal'dir, işte Masuaku'dur, Chamberlain'dir. Amir'dir yani hangisini eline atarsan bu kötüydü desen haksız çıkma ihtimalin yok dolayısıyla e, ne yapacağız neresinden tutacağız hangi oyuncuyu seçip e, onun üstüne gideceğiz bilmiyorum ama e, size bir bırakayım bakayım kime en çok gözünüze battı hala mı sesim kötü geliyor benim ya Allah Allah Hep. benim streamlerim bir şey ediyorum. oldu herhalde ya bir, şeyim, senin... bir şey Bir şey yok. Şimdi de ellerinizi Ayet... boz boş Boşver devam edelim. Tamam. Bu yine açtım olsun. dinledim gayet <laughs> iyi sesin ee, abi. İyi mi? İyi. hangi sen kötü? Ben Mert Günok'tan çok rahatsızım ya. Ben Mert ya perfo bugünkü performansından bağımsız Mert Günok'un hareketlerinden de rahatsızım. Neden? Çok la lakayet geliyor abi bana Mert Günok. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Abubakar'dan da rahatsızım. Abubakar'dan genel rahatsızım ama zaten Abubakar'ı yani bir buçuk senedir söylüyoruz. Abubakar kötü oynuyor. Geçen sene atıyordu. Bu sene atamıyor ekstra olarak. Yani yine atıyor da Geçen senelik kadar atamıyor diyeyim. Ama Mert Kürok kadar rahatsız oldum yok. Hepsinden Mert rahatsızım. Kirok. Mert Kürok'tan en çok rahatsızım. Sene başından beri böyle. O sürekli söylediğimiz... Tır... Neydi sürekli unutuyorum. Balk... Neydi Balkan diye isim mıydı? Yok. Şey. Ee, i̇şte Arnavutlu oyunda Trnava maçı. Yani hazırlık maçlarında da çok kötüydü. Son Konyaspor Spor maçında da çok kötüydü geçen sene. İyi oynadığı kulüp bir maçı hatırlıyorum. Bir tane daha maç vardı hatırlıyorum. Ya, yani, i̇yi oynadığı maç sayısı sayılı. 2-3 tanedir. Yani, kötü ama yani, o kadar da yani, bana da rahatsız ediyor bu arada. Ron dediği yani tavırları rahatsız ediyor. İşte bugün 7 gollerde bence ikisinde de hatalı. Yani, 3 golde ikisinde ikisinin hatası var bence. Yani beni de rahatsız ediyor. Hoşuma gitmiyor. Ama abi senin söylediğin şey de doğru. Yani, mesela kimi suçlasak e bir tane bir şey gelmişti tam açarsın. Yani kimi suçlasak haklı olacak. Bu iş yani dediğimiz gibi dengeye bağlı. Mesela sene başı övdüğümüz Hacı Ahmetoviç iki maçtır üç maçtır sahanın en kötüsü. İşte Abubakar e, Abu Bakar geçtiğimiz sene övüyorduk. Bu sene dağıldı. Yani bu işler iğne ipliğine bağlı. Dağıldık komple. Yani, yani ben mesela şeyi düşündüm abi. Geçtiğimiz sene nasıl daha doğrusu Mehmet dedi bizi geçtiğimiz sene nasıl 20 maç seri yaptık diye. Düşündüm abi. Abu Bakar'ın vurduğu her top gol oluyordu. Bir de Mert Günok inanılmaz işler yaptı. Yani bu sayede bence 20 maç seri yaptık. Onun dışında bir yani mantıklı bir açıklama bulamıyorum nasıl geçtiğimiz sene 20 maç galibiyet serisi yaptığımıza dair. Yani takım tamam yani bilmiyorum daha kötü bak şu da doğru olabilir. Hedefsizliğin verdiği rahatlık olabilir. Doğru o da olabilir. Yani Redmond'un kesinlikle o kadar ettiğini düşünmüyorum. İlk sezonun eş geldiğinde evet, çünkü iyi değildi. Sonlara doğru 3-4 maç arka arkaya iyi oldu. Onun dışında zaten son 3-4 maçta da sakat şekilde yattı. Ben Redmond kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Redmond'ın ama ekstra o kadar faydası olduğunu da düşünmüyorum. Komple dağıldık galiba. Önder abi şu haber kartını açsana atıyorlar ben de onu gördüm. Ben baktım ama bu düşündüğünüz kadar ciddi bir şey değil bence. Okuyayım. Beşiktaş Cumhuriyeti Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar. Disiplin kurulu olarak arkadaşlarımızla konuştuk. Tüm kurullar istifa etsin. Olağanüstü seçimi tüm kurul seçimleri yenilensin. Biz varız, odur meydan. Ee, bu şey değil ki. Hiçbir işe yarayacak bir şey değil. Yani, yani bu düşündüğünüz şey değil bence arkadaşlar. Yani orada Beşiktaş'ın işte denetim kurulu var, disiplin kurulu var. Hani sizin asla Viva. tanımayacağınız insanlar orada tüzük falan yapıyorlar. Tüzük tadil kurulları var hani biz de istifa edelim her şey resetlensin diyorlar. Okey mantıklı bence şık bir hareket. Ama hani burayı okuyunca hadi bugün istifa ediyoruz haberi sanmış insanlar. O yüzden çok paylaşıyorlar. Ben öyle bir şey anlamadım buradan. Yok yok alakası yok ya bu şeye etkisi olan bir şey değil yani. Beşiktaş'ın gidişatına tabii ki de mutlaka vardır bir etkileri de. Çok bir şey okay, değiştirecek tamam. insanlar değil yani. Benim ses buradan normal gözüküyor ya. Hala Ya boş yana. ver abi. Neyse. Yo, bizim ses şu, bizim sesleri kıs biraz abi. Tamam ben maça geleyim abi. İlk 11 bence direkt yanlış. Yani çok ekstra bir şey yapamaz zaten ama e, Hacı ile Onana neden ilk 11 çıkıyor birlikte bilmediğimiz bu durum. Hacı Onana'nın kötü olduğuna eminizken kötü futbolcu olduğunu ilk izlediğimiz günlerde de emindik. Yani kötü oyuncu şu an şu anda da kötü. Belki düzelir. Pek bir ümidim yok ama düzelir belki gelecekti Ee, yani 8 numarada izledik Onana'yı. Olmuyor ve olmayacağı da belli. Yani bu adam 8 numara mümkün değil oynayamaz. 6 numara da ben oynayabileceğini pek inanmıyorum ama en azından bir artık 6 numarada oynamamız gerekiyor. Yani bu adamın en az 6 numarada devam etmesi gerekiyor. Yani olursa 6 olur, 8 mümkün değil. Ve abi Hacı Ahmetovic götünden soluyor artık. Ve bütün bunların üstüne çok da kötü performans sergiliyor. Geçtiğimiz maç Galatasaray maçında sahanın en kötüsü diyorduk bu maçta yine ilk 11 çünkü o da biliyor hiçbir şey yapamayacağımızı. Yani bence Şenol de biliyordu. Burak Yılmaz da biliyor. Hacı Ahmetoviç'siz hiçbir şey yapamıyoruz çünkü. Mümkün değil. Yani bir kere Hacı Ahmetoviç Onan eklisini başlaması yanlış. Taktiğe gelecek olursak Galatasaray maçındaki aynı şey. Eee pasın yanına şey Koli ile Necip dikiliyor. Paslaşıyorlar ve top sağ beki Onur Bulut'a veya Masuaku'ya dikiliyor. O da Abu Bakar'ı dikiyor. Veya bu olması Mert Günok Abu Bakar'ı dikiyor. Abu geçtiğimiz seneden beri sırtı dönük futbolu zaten oynayabildiği, yani en net sırtı dönük oynayabildiği maç bu sene Kiev maçı diye hatırlıyorum. İç sahadaki. Ee, onun dışında sırtı dönük oyunu o geçtiğimiz seneki halinde asla oynayamıyor. Tek e, olayı Abu Bakar'ın bu dönemki. Yani üçüncü dönemindeki Abu Bakar'ın. Bunu da sıkça söyledik. Herkes söyledi. Ee, ekstra goller, ekstra işler yapabilmesi. Sırtı dönük oyun sağ içinde yok adam. Ee, hoca, hocanın sıkıntısını anlatıyorum. Yani. neden şimdi bugün hoca bokluyorsunuz diyenler olabilir. değişikliğe değişiklikliğe geliyorum abi. Yine en kötü değişiklik. Oxley Chamberlain. Bence mesela sağda 2 tane, 3 tane elle tutulur oyuncu illa zorla seçecekse ben birine Chamberlain seçerim. Ve seçemezsen bile mantıklı değil abi. Hala sahanın içinde Onana ve şey kalıyor. Amic. Amir Ahmetovic kalıyor. Ya bu bunun bir mantığı yok. Galatasaray maçında Raşis'i çıkarttın, Tayfur Bingöl tuttun, Gezal tuttun. Abubakar tuttun. Yani Gezal zaten çok kötü. Geç yani bir kere Gezal da niye ilk 11 burası? Ben onu da düşündüm de. Hadi şey diyordur belki. Yani Gezal ulan bir şeyler yaratır falan diyordur belki. Hadi oraya çok takılmayayım. Ama Gezal geçtiğimiz maçta da çok kötü. Galatasaray maçında da çok kötüydü. Ve çok fazla koştu Galatasaray maçında. Yorgun yani adam. Yani ne bileyim yani bunu söylemekten bir şey yapıyorum ama mecbursun yani. Rebic'i oynatmaya mecbursun. Rebic'i kullanmaya mecbursun. Ya veya Muleka'yı oynat ki ben Muleka'dansa Rebic oynasın diyorum. Ee, i̇kinci değişiklik. Muleka'yı aldı. 4-4-2'ye döndü. Muleka Cenk girdi. Ee, kim çıktı? Onanayla Raşitsa çıktı. Raşitsa çıktı evet. 4-4-2'ye döndü. Sol kanat Muleka. Ya Muleka 4-3-3'ün kanadını oynayamıyor. Yani ka sol kanat forveti oynayamıyor. zor zor oynuyor daha doğrusu. Sen bu adamı 4-4-2'nin kanadı yapıyorsun. Yani yine yanlış abi yine yanlış. Yani. En kötü tercih yine yaptı. İlk maçta İstanbul Spor maçı. E erkenden yap e sakatlık dolayısıyla değişiklik geldi. 53. dakikada Tayfur Bingöl attığı sayede mecburen kilitlendik. Oyunu 3. defa durduramadığı için kilitlendik. Orada bir hata yaptı mesela. Galatasaray maçı Tayfur Bingöl'ü veya Gezal sağda tuttu. Rajisa'yı çıkarttı. Orada bir hata yaptı. E, tüm bunların dışında Gezal ve e, Tayfur'u da 85-90 dakika sağda tuttu. Orada hata yaptı. Bugün de 4-4-2 sol kanat Muleka. işte sonradan Rebic giriyor. O sağ kanat oluyor. Yani ben bu zaten 4-4-2'nin e, Türkiye'deki çok gol getiren belki dünyada da böyledir. O kadar takip etmediğim için bilmiyorum. Yani çok gol getiren yani çok ofansif bir taktik olma işini anlamlandıramıyorum abi. 4-4-2 için çok iyi kanatların olması lazım. Çok iyi orta saha olman lazım. Bizde zaten çok iyi diyebileceğimiz hiçbir yer yok. Yani 4, normal 4-2-3-1'den devam et abi ya. Neden 4-4-2'ye döndün sol kanada mule attın? 4 3 e devam et. Yani Bilmiyorum ama bence 3 maç, 3'ünde de çok ciddi hatalar var hoca olarak. Ya işin garip tarafı ya Onana Amiral Hacı Ahmet beraber oynatması zaten skandal. Oradan sonra hani bir, kötü olsa bile çıkmaması gerekiyor da biraz iyi gözüken Chamberlain'i çıkartıp bir tık daha defansif adam geç sonu sokmak en büyük skandal. Daha komiğini söyleyeyim. Bu artık komik çünkü. Ee, 4-4-2'ye döndükten sonra ben şey dedim maçı izlerken. Ee, bari çıkar, e bari Gezler çıkar Rebic'e at dedim sahaya dedim. Diker diker oynarız dedim. Şaka olsun diye söyledim ben bunu. 2 dakika falan sürmedi. 2 dakika sonra Rebic girdi gezelin yerine. E benim şaka olsun diye gülelim diye işte dalga geçelim diye yaptı, söyledim değişikliği Beşiktaş teknik direktörü yaptı. Ve net düşünüyordu o sırada. Gerçekten benim dediğim şey düşünüyordu. Masuaku diker zaten gidemiyoruz. Masuaku diker işte bizimkiler indirip vurursa vururlar. Vuramazlarsa geç sonuna Hacı kalanları toplasın süpürsün. Ben diyorum ki şu konuyu bir tartışalım. Beşiktaş e, organizasyon olarak sıfır durumda. Herhangi bir sadece organizasyonu yok. Oyuncuları da az önce bahsettiğimiz gibi kime elimize atsak bu da ne kötü futbolcuymuş diyeceğimiz durumda. Evet. Bu gerçekten bireysel kalitesizlikten mi kaynaklanıyor yoksa organizasyonsuzluktan mı? Bunu şöyle değerlendirelim. Ee, çok iyi giden Fenerbahçe ve Galatasaray var. Beşiktaş'ın eline tutulabilir parçalarını alıp tek bir parçayı o takımlara yerleştirelim. O takımların düzeni bozulur mu? Yani şunu demiyorum. Amir Ajamevic de işte gider Torreira'nın yerine oynar demiyorum. Hani bunu böyle değerlendirmeyin ama hani o düzenin içinde bugün verdiği performanstan fazlasını verir mi? Ben mutlaka, organizasyondayım. E, mutlaka verirler de bence soruyu şey olarak değiştirmen lazım abi. Hangisinden daha çok kaynaklı? Çünkü ikisinin de... Evet e, mutlaka ikisinde de, de var. var hangisinden daha çok kaynaklı? Evet onu konuşalım. Organizasyon daha büyük sıkıntı bence. Ben de aynı fikirdeyim. Ama oyunculukta organizasyon... az, az kalır gibi değil yani ondan. Öyle söyleyeyim. Ya, kalitesizlik yeni transferlerde var bence. Daha doğrusu kalitesizlik değil dediğim arızalı olan kısım yeni transferler mesela. Şu an Hacı Ametoy çok kötü görüyoruz. Getson çok kötü gözüküyor. İşte Abubakar çok kötü. İşte ne bileyim Cenk Tosun hiçbir şey yapamıyor. E, Omar Koli çok kötü. geçti sene başını düşünüyorum abi. E, Kiye maçını düşünüyorum. İşte diğer oynadığımız rakipler zayıf olsa bile işte veya geçtiğimiz seneyi düşünüyorum. Hajamitoç mesela gayet iyiydi abi. Yani hayvan gibi top oynuyordu. Getson'u mesela diyorduk ki ulan 7 maç oldu 90 dakika nasıl hala böyle hayvan gibi pres yapıyorsun diyorduk. Ee, Abubakar'ı övüyorduk. İşte ne bileyim Omar Koli'ye diyorduk ki Omar Koli aslında yani şampiyon takımın stoperi olabilir. E, disiplinli bir oyuncu. Savunması o kadar kötü hızı fena değil. Yani Masuaku'yu mesela geçtiğimiz seneki Masuaku'yu düşün. Uçuyor abi herif geçtiğimiz seneki evet, Masuaku. Evet. Ya yani bu bence dediğin kısmın e, yeni transferler olan kısmı doğru. Diğer kalan oyuncuların e, kısmı komple organizasyonun ait bence. Tabii canım Cenk Hacı için, Hacı Ahmetov için bu kadar kötü bir oyuncu olmadığını Dinamo Kiev maçını izlerseniz görürsünüz abi. İki Dinamo Kiev maçında. iki Dinamo Kiev maçında da kusursuz bir futbol oynadı abi. Ya, çok iyi bir. Ben ben hala iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve, ya, tüm bu organizasyonsuzlukların üstünde oyuncular yoruldu. iptal oldular komple. Ben hatırlıyorum mesela Hacı Pendik Spor maçında Hacı Ahmetoviç e, çıkınca dağıldık ve Salih Uçan ikisinden biri. O günden sonra bir şey yorum yaptık. Orta saha üstüne ellemeyeceksin kardeşim. İşte Hacı Ahmetoviç, Salih, e, e, Getson bu üçünü ellemeyeceksin. Bu üç oyuncu iyi götürüyor seni. Yani bunlarsız dağılıyorsun diyorduk. Ve sonrasında harbiden böyle oldu. Yani Hacı Ahmetoviç ve Salih Uçan hiçbir şekilde çıkmamaya başladı. Yoruldular, yoruldular, yoruldular. yoruldular. İptal oldular komple. Ben şunu söyleyeceğim. Maç izlerken birini söylediniz. Hanginiz hatırlamıyorum. Buradan birim onu da hatırlamıyorum. Yani bu kadar çok siyahi futbolcusu olup ...sağda atlet futbolcusu olmayan bir takım nasıl mümkün olabilir? Nasıl kurulabilir? Ee, gerçekten anlam vermek zor yani. Beşiktaş'ın Getson dışında atlet diyebileceğin oyuncusu var mı bir tane ya? Ve bu kadar siyahi oyuncuya sahipken bu kadar işte bir tane rakip direktörün Afrika milli Takımı ile oynuyoruz sandım hadsizliğini yapacak kadar yoğun bir takımda nasıl bir tane atlet oyuncu olmaz? Nasıl bu kadro kurulabilir? Kimler bu seçimleri yaptı? Gerçekten Beşiktaş'ın baştan aşağı hani kitap gibi ot oturup yazılması lazım. Gerçekten çok enteresan olaylar var ya. Yani. yani. sağlıklı olduğu senaryoda belki Alex Oxlade diyebiliriz ama o da Afrikalı diye zaten. Oxlade... Ya, atleti geç. Beş Bence tam, top hadi. Oynamıyor Oxlade zaten. İşte ya, diyor evet. mesela, şey, fiziksel olarak hani sağlıklı olduğu durumda. Yoksa zaten sağlıklı olduğu durumda Beşiktaş'ta ne işi var da? Ya bak kötü oyuncular mesela kalite olarak sorun olan kısımda mesela Rashid'sa. Ben Rashid'sa'nın kalitesiz yani en azından bu kadar kötü bir oyuncu olma ihtimalinin ya bunu zaten biliyoruz yani bunu söylemeye de gerek yok da. Hani herif bence kalitesizlikten şu an komple dağılmış durumda. Moral Moralman, motivasyon, inanç işte ne bileyim saha içindeki saçmalıklar olsun komple dağılmış durumda. E, bu atlet mevzusuna da gelirsem atleti geçtim. Tempo oyuncu bile yok. Evet. Mesela şey neydi onun adı? Enkudu atlet bir oyuncu ama temposuz bok gibi bir oyuncu. O mesela atlet. Yani atlet oyuncu mesela bulursan öyle bulursun illa ki ama ya tempolu oyuncu nasıl olmaz ya? Getson var, Rashid var. Yani üçüncü oyuncu yok ve bu geçtiğimiz sene de böyleydi. mesela Emre Özcan podcast'ini açın dinleyin. Biz diyoruz ki Emre Özcan'a. Abi Beşiktaş çok iyi bir çekirdek kurdu işte orta sahası şöyle böyle defansında bir şeyler kurdu. İki transferle çok iyi olabilir. Ama hücum attı. E, Cenk cengtosu, sağlıklı Cenk Tosun'dan bahsediyoruz bir de. Sol kanattaki hiç, sağlıklı cengtosun, işte arkasında herhangi bir 10 numara, sağ tarafında iyi bir Gezal veya başka biri. En uçta da Abu Bakar. Yani bu tempoyu mesela kaldırabilir mi diye soruyoruz. Bariz, gözle görülür şekilde bu gözüküyor. Yani Bizim bir tane en sağ tarafa, yani at ile çizgiye basabilecek, siyahi olur, normal olur. E, i̇şte, eee temposuz olur ama en azından atlet bir oyuncu koymamız gerekiyor abi. Olmaz yani böyle. Ve evet, aslında iyi. çıkan haberler de bu şekildeydi. Bir şey olur diyordu mesela. Ee, Sercan Dikme diyordu ki çizgiye basan işte e, Enkudu tarzı bir oyuncu alacağız. Beşiktaş'ın alma planı var diyordu sol kanalı. Çizgiye basan. ya yani Enkudu'nun daha iyisi diyordu. Yani ne oldu abi? Mesela o iş. O iş komple iptal. Duraşı aldık bitti. Yani. her ne var ya ee, Söyle. Senin bahsettiğin tempolu oyuncu Mesela Redmond e, örnek olabilirdi Aslında Ya yani Bence Redmond gayet tempolu bir oyuncuydu e, Redmond'dan çıktım ve yerine Tercih ettiğin oyuncu Rebic oldu yani Rebic de zaten hani Rebic temposuz Oyuncu diye tartışmıyorum Rebic'in <laughs> futbolculuğu ta tartışılacak durumda bence şu anda Ama yani yaptığın tercih Orada Redmond gibi e, Verdiğin örneğe ayağa Çizgiye basana e, uygun örnek Tempoluya uygun örnek Bundan çıkıyorsun. Çıkmak zorunda kalıyorsun. Dönüyorsun. Ante Rebic'le alıyorsun, imzalıyorsun. Bir de iki buçuk havadan para veriyorsun. Ya Rebic transferi zaten komple fiyasko. O zaten söylen, neredeyse herkes tarafından söylen, Bir tek isteyerek Rebic alınmadı şeklinde. Rebic, Tadiç sonrası e, sıçma bir transfer işte. Tadiç sonrası bir şeyler yapalım transferi. Bu arada bir tweet geldi. Onları açsan en altta. Bakıyorum. Bu arada... Enkuduya gerizekalı falan diyoruz ama bu Enkudu inanılmaz fark yaratırdı bu takımda. Enkudu bile öyle söyleyeyim. Hasan Arat'ın tweet'i, bu arada tebrik ederim. Yani tweet atması gereken, en azından bir açıklama yapması gereken zamanda yapmış bu sefer. Büyük Beşiktaş camiası 22 Ağustos'ta Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok. Seçime gidilmeli dedik. 6 Ekim'de yönetim seçim kararı aldık, seçim kararı aldık açıklaması yaptı. Biz hazırız dedik. 23 Ekim'de 55 gün sonra seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün 9 maç var. Burada asıl olan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin en geç 30 seçim yapalım. Beşiktaşlar bu yol artık bizim yolumuzdur. Demiş. Bu yol Beşiktaşların yolu da sanırım seçim dönemi boyunca kullanacakları modda olacak. Ee, bir tane daha tweet attım onu açsana abi. Attım mı daha doğrusu? 60'ım Darjan dikme, bildiklerime ve duyduklarıma göre söylüyorum Ahmet Nur aday olmayacak. Koca daha Arap seçimine doğru gidiyoruz. Tevfik Bey aday olma konusunda kararsız. Girelim mi yani, buralara tekrar? Yani girelim mi? Girelim buralara tekrar diyorum ona göre ne hani şey yapacağım. Ya gir ne diyeceğiz, ne yapacağız zaten ya. Emre Koca da mesela sen dedin ya abi Emre Koca da Beşiktaş'ın işte kurtuluş reçetesi bende. Beşiktaş'ı ben kurtaracağım. Öyledir böyledir. Hı hı. Emre Koca ben buradan şunu anlıyorum. Ya Emre Koca da Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesini biliyor. Beşiktaş'a ne neye ihtiyacı olduğunu biliyor ve şu anda e, bunu faaliyete geçirmiyor. Beşiktaş'ın e, ikinci başkanı mıydı? As başkanı mıydı kendisi? görevine neydi? Futbol şube sorumlusu olarak. Ya da e, Emre Koca da Beşiktaş başkanı iplemiyor. Beşiktaş e, futbol şube sorumlusunun bir karar mekanizması olmadığını anlıyorum ben burada. İkisinden biri her iki senaryoda da Emre Kocudaçı çok kötü. Evet, aynen öyle. Katılıyorum. Yani nasıl bir kurtuluş reçetesi? Ya biz şimdi tamam. E, Ahmet Durçebi de Fikret Orman'ın yardımcısıydı ama Ahmet Durçebi e, Fikret Orman'ın güzel günlerinin yansımasıydı bizim için. O yüzden farklı bir gözle bakabildik ama Emre Kocuda ilk günden beri yanında zaten bu adamın. Şimdi şu iki şey var aklımda. Onları da abi açalım. Şu şey attığım da bir açsana. Allah kitap aşkına ya. Bir öneri Bodo İstanbul 49 saat. Otobüsle mi gelsinler güllerim? Ben uçakla mı? Sen gittin mi maça? Abi bir muhabir yani şunu yapmaya hak görebiliyor kendine. Daha ne, nasıl bir rezillik olabilir ki kulübe? Ya <laughs> şu Beşiktaş Beyin Sports muhabiri, Beşiktaş muhabiri, Beyin Beşiktaş muhabiri yani şunu yapmaktan çekinmiyor abi yani yapmaya hak görürü geç şunu yapmaktan çekinmiyor yani şunu şunu paylaşırken ulan ben ne diyorum lan demiyorum mesela kendine ulan beni acaba linçlerler mi beni benim anama bacımı küfür ederler mi lan benim işte bela çıkar mı başıma İşte ne bileyim Beşiktaş yönetim beni acaba stada almaz mı falan gibi bir düşüncesi yok yani adamın yani bunu rahatlıkla paylaşabiliyor herif yani bu durumumuzun göstergesi. Yani o kadar rezil durumdayız. O kadar küçük düştük artık. Yani ben Mentionlara aslında bir bakmak istiyorum. Ben de istiyorum. Genel olarak Gürler'in e, profilden dolayı. Evet bence de yani ondan dolayı <laughs> biraz da tepki Ne bileyim Transfer başka bir ölüme ortalama ölüme biri ortalama biri paylaşsa yine bu kadar olmazdı. Peki açacağım iki şey daha var onları da açalım. Sonra Fenerbahçe geçelim. Sonra, sonra Fenerbahçe'ye geçelim. Aynen öyle. Gerson yes, Fernandez. Zor bir maçtan sonra konuşmak çok zor. Mağlubiyetten sonra kelimeler zor. Böyle olmamalı. Avrupa'da kötü oynayıp kaybetmemeliyiz. Başımızı örneğmeden toparlanmak zorundayız. Ee, inişler çıkışlar hep yaşanıyor. İniş değil. Kötü gidiyoruz. Ee, hakkında konuş... Ne? Hakkında konuşmak zor. İyi değiliz. Yapmak zorunda olduğumuz şey belli. Çalışmaya devam etmek ki Çalışa, çalışarak bir şey değiştirmek zorundayız. Ee, ne yönetimin ne takımın ne teknik heyetin tek başına sorumluluğu değil. Hep birlikte yapamıyoruz. Bazen çok iyi oynar bir sıfır kaybeder eleştirilirsiniz. Çok kötü oynar şans eseri galip gelirsiniz. Futbol sonuç odaklı. Sonuçlar hep kötü gelince eleştiriliyorsunuz. Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız. Beşer çok büyük bir camiye biz buradan kalkmasını biliriz. Zeminin oyununa alakası yok. Biz büyük bir takımız çıkıp her şartta oynamalıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz ve en kısa oraya toparlanmak zorundayız demiş. Kaptan gelmiş. gibi. Kaptan gibi çıkıp konuşmuş abi. Hoşuma gitti yani. en azından bu açıklamaları yapması. O yüzden açmak istedim. Ee, bir diğeri de son olarak... Beşiktaş'ın puan gruptaki yerine bakalım. Bir puanla sonuncu durumda. Ee, bir sonraki fikstürde e, Beşiktaş evde Bodo limiti ayarlıyor. Kulüp bürcü evinde Lugano'yu ağırlıyor. Ee, Kulüp bürcün Lugano'yu yenme ihtimali yüksek. Kulüp bürcü ağır favori olarak çıkacak maça. Beşiktaş eğer maçını kazanırsa en azından iç sahada tabloyu 7-4-4-4'e getirebilir. 14-4-4. E, pardon 14-4-4'e getirebilir ve işleri yani en azından gruptan çıkmak için eşit seviyeye getirebilir. ben hala ben... Hani Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çok uzak olduğunu yep. düşünmüyorum. Açık söyleyeyim ben de hani belki bu fikirle dalga geçilir. Ben hala Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimalinin Lugano ve Bodogolik'ten daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hatta o kadar arttırayım. Ama bir yerde de hani Beşiktaş bu gruptan çıkamaz. Beşiktaş en fazla 3 puan toplar diyen adama da çıkıp bir şey demiyorum. Beşiktaş kenarda hocası Mesela. yok yani. Ama bir puanda, benim fikrim orada. Bir puanda oraya. kalma ihtimali bile var Beşiktaş'ın bence. Evet, Ama tabii çıkma ihtimali ben mevcut görüyorum. Sen ne diyorsun Merke? Bir şey demek soru ben de çıkma ihtimali mevcut görüyorum abi. yüksek görüyorum. Peki. Kaybettiğimiz, kaydettiğimiz bir buçuk üst Lugano maçı öncesi. Dedin ki Beşiktaş'ın konferans liginde ilerleme ihtimali var mı? Yani Lugano'yu yeneriz herhalde abi yeneceksin. Gruptan lider çıkman lazım. İşte Hı -hı. ikinci çıkarsın her türlü. Hı -hı. Ee, buradan ilerleyebilirsin, ilerlemen lazım şeklinde konuştuk. Ee, geldiğimiz durum bu şekilde. Peki. O zaman geçiyorum Fenerbahçe Geçelim abi. Dedeni Hav yüz bit yollamış. Burak'ın saç, Buran saçlarda bu gidişli arda gibi beyazlar demiş. Irsidir be dedeni abim. Ama Buran da zaten yanlarda hafif beyazlama başlamıştı hocalıktan önce de. Full boya ya kafa full boya. Ee, Fenerbahçe 3 puan bizim. Durdurayım bir saniye. 3 puan bizim demiş Fenerbahçe. 3 birlik galibiyet. Ee, evde bir Avrupa galibiyeti daha. Yalçın Rohde tweet atamamaya devam ediyor. <laughs> Ee, aslında Fenerbahçe e, bu öne çıktığı lig maçlarının hepsinde erke, erken, gol bulup sonrasında çata çat giderek öne çıkmıştı. Bugün golü erken bulamadı ve o golü erken bulamamanın da sıkıntısını yaşadı bence. Yani e, Fenerbahçe için hiç böyle gole ihtiyacı var. İşte dakika 75 ileriye ikinci forvet atalım, üçüncü hücumcu atalım senaryosunu hiç yaşamadı demiştik. Bugün de o senaryoyu yaşamadı aslında Fenerbahçe ama e, alışık olduğumuz maçlara göre golü geç buldu. O golü geç bulmakta Fenerbahçe'sinden sıkıntı yarattı. Bugün ben Fenerbahçe'de savunma zafiyetleri de gördüm. Özellikle BK konusunda ki kendi kalesinde de bir gol attı şanssız şekilde. Ama genel olarak oyununda da ben sıkıntı gördüm BK'nın. Genel savunma hattında da bence sıkıntılar vardı. Bu Avrupa maçına bir konsantrasyonsuzluk olabilir. Çünkü Fenerbahçe lig maçlarına Ason biriyle çıkıyor. Alfa maçlarına biraz daha rotasyonlu kadroyla çıkıyor. Dolayısıyla konsantre olmak biraz sıkıntı yaratmış olabilir. Nasıl Galatasaray lig maçlarına biraz daha az asılıp şampiyonlar ligi maçlarına en önemli kısma koyacak. Fenerbahçe için de durum biraz daha tersi. Çünkü nispeten kolay bir grubu var. ve Fenerbahçe iyi bir futbol oynuyor. Yani grubun açık ara en güçlü takımı. Dolayısıyla bence eleştiriler olabilecek ama yine her türlü sonunda 3 puanla çıkılacak bir maç. Çıkılmış bir maç sizler ne diyorsunuz Fenerbahçe maçı içi için? Ee, abi, dediğin gibi evet, söyle. Yok yok gir. Şey söyleyeyim sadece yani gol geç buldu diyorsun. Bence de normale göre geç buldu. Yani hatta ben bir tık daha böyle şey olarak buldu. Ama yine abi ilk 45'te 1-0 yanında. 45'te buldu evet. Yani o 40. Ki, dakikada attı o, golü. 15. dakikada 2-0'lara o kadar alıştık ki o evet, evet bugünkü ben, öyle göre geçti. Övgü anlamı. Yani hmm. bir nevi aslında yani ister istemez yine övgü oluyor. Evet evet. Yani 15 dakikada 2-0 3-0 öne geçmesi övgü işte golü geç buldu ama 42. dakikada golü yani yine önde girdi. Yine övgü mesela. Yani Fenerbahçe mesela Beşiktaş'tan çıktık. inanılmaz kötü günler. burada da bence yani yedek kadro, rotasyon kadro işte 2-3 tane alan oyuncusu değişmiş kadro. Yani yine rahatlıkla yeniyor ki ben bugün Ludo göre sizi o kadar kötü bir takım olarak görmedim. Yani ben tehlikeli, sağlam, olsa. sert Hı -hı. bir takım. Evet. Bence ben şunu da söyleyeyim. Bence ipten daha iyi gördüm ben şey. Olabilir. Ludo evet, evet, Ben Yudo baya kötü buldum bu arada. Şak yani maç o maçta söylemek aklıma gelmedi de şimdi söyleyeyim. Evet evet. Mesela Önder abi sol açığı beğendim diyor Pellegrino. Ben de beğendim ben. Bence iyi gözüktü ama herif gezel şekli takılıyor sağda. Yani çok temposuz. Sola çekeyim, vurayım. Evet yani. O şekilde bir takımdı Bodo Glimt. Ben Ludo sağlam buldum yani. Bir pozisyonlarda girdiler bayağı. İrfan Can da iyi bir maç çıkardı bence şey için evet, için. evet, evet. Zaten bir ara şeydi ilk yarı şut sayıları 8'e 7 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Fenerbahçe ile ilgili abi Fenerbahçe'nin oyununda Ceko çok önemli. Şimdi Batu girdi girdiği zaman bambaşka bir şey oynuyorsunuz. Ben o yüzden e, oynuyorsun. Ben o yüzden bam, sezon başından beri Batu değil benim için Umut yer ikinci forvettir diyorum. Çünkü Ceko'nun yaptıklarını yapmaya daha yakın görüyorum. Ve Fenerbahçe'de bugün zorlanmasının en büyük sebebi bence İsmail Lüksey'in olmaması ve onun yerine Crespo'nun oynaması bambaşka iki profil. Nereye geldik İsmail... be? İsmail Yüksek, Rony'u böldüm kusura bakma. 3 hafta önce. Çok değil yani. Hala Ekim ayının içinde istenmeyen adamdı. Bugün <laughs> İsmail işte İsmail Yüksek'in eksikliği çok hissedildi orta sahada oluyor. İşte iyi futbol takımları, iyi organizasyonlarda bir oyuncu birden o kadar değerlenebiliyor ki. Yani söyleyince aklıma geldi. Araya gireyim dedim. Pardon. E, yo doğru çok haklısın yani. Buradan buraya gelmişsem İsmail için de çok güzel bir hikaye gibi bir şey. Ben maçı izlerken şeyi fark ettim abi. Fenerbahçe'de e... Şöyle, ya bir futbol takımı oynayan futbolcular neticede futbolcudan ayağına baktığım bir spor. Ve e, o adamlar o işten keyif almıyorsa bir şey çıkmaması mümkün değil. Fenerbahçe'li futbolcular inanılmaz keyif alıyor. E, Galatasaraylılar da alıyor normal olarak ama ben Galatasaray'da bunu bu kadar görmüyorum. Hani Fenerbahçe'deki kadar. Beşiktaş'ta zaten hiç görmüyorum. Yani Beşiktaşlılar nefret ede de gidiyor olabilir. ya. Yani, da ulan Norveç'e kadar da kim gideceğiz şekli gidiyor olabilir. Fenerbahçeli futbolcu inanılmaz keyif alıyor. Birlikte oynamaktan, işte Kadıköy'de o taraftarın önünde maça çıkmakta inanılmaz keyif aldıklarını hissediyorum. Ee, böyle olduğu sürece zaten kalite olduğu için kadroda kazanması normal. Ama bugün zorlandı. Neden zorlandı? Çünkü rakip Fenerbahçe'nin o piresi yapmasına izin vermedi. Çünkü o kısa pasta çıkmadı rakipler. Bence Fenerbahçe'yi zaten bu sene en zorlandığı maç Antalya Spor maçı. Çünkü Adam Buksa vardı. O uzun topları indirebilen bir adam vardı. Bu tarz e, futbolcuları olan rakiplere karşı Fenerbahçe biraz zorlanabilir. Çünkü çok önde basıyor ve e, uzun top e, atması gerekebiliyor rakibin. O topları indirip sağa sola dağıtacak bir oyuncusu olan takımlarda sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Abi Ronnie dediği şey kısmına katılıyorum. E, Crespo Crespo ismi yüksek ve Ceko e, ay kısmında ama ben yani Rony en büyük sorunlu e, şeyde gördü. Crespo İsmail yüksekte gördü. Ben daha çok Batshuayi ve Ceko kısmında görüyorum. Dediği şey çok doğru yani iki farklı oyuncu iki farklı yani çok saçma sapan farklı da olan oyuncu. Ben zaten Batshuayi'nin hangi kısımda Ceko'nun üstünde olduğunu pek anlamış bulunmakta değilim yani bir özel hangi özelliği daha iyi Ceko'dan 37 yaşındaki Ceko'dan bilmiyorum. Ama yani Ceko üst düzey bir oyuncu ve bence çoğu işi üst düzey yapıyor bu bağlantı oyunu dediğimiz işi. E, ee, bu Batu Şuay'da hiç yok. Sıfır. Yani oy Fenerbahçe oynadığı her Avrupa maçında şu ana kadar galiba işte sene başındakiler hariç. Batu Şuay ilk 11 çıkıyor. Hepsinde aynı sorun var abi. Yani Fenerbahçe zorlanıyor. Ee, bu mesela son, bundan önceki maçı unuttu. Tırnamaydı galiba o. Mesela orada da zorlandı ve çok, orada ekstra çok kötü oynamıştı. E, ee, Şimanski girdikten sonra bir şeyler olmaya başlamıştı. Yani burada da aynı şekilde. Ben Fenerbahçe'nin bir şey değinmek istiyorum. Yani kötü şeyler, iyi şeylerin onu zaten söyledi. Kötü şeyler, bir ekstra iyi şeyden bahsedeyim. Abi bu Fret iyi bekliyorduk. Yani iyi olacağını bekliyorduk. Ama ben bu seviyeyi asla beklemiyordum abi. Yani kusursuz bir noktalı. En ufak bir eksiği varmış gibi gelmiyor bana. yani Söyleyeyim ben, duran top. Duran top kullanmasın Fret. Öyle bir tavsiyemdir benim. Ya Fred o kadar farklı geliyor ki işte. Burada galatasaray Münih maçını izledik. Iııı... Ee... Bayern Münih'ten memnun olmadı Galatasaray'ı desteklemeyenler. Ve akıllara şu geldi Fenerbahçelilerin. Ya bu orta sahada da Fred oynar. Bahsettiğin takım Bayern Münih orta sahası. Kimihle Naymer oynuyor. Ya öyle bir seviyede Fred gerçekten. E, Fred'le ilgili şunu da ekleyeyim ben böldüm belki kusura bakma ama. Yok yok. Fred'e biraz çok mu yük biniyor? Çünkü herkes rotasyona giriyor. Herkes Tadiş dinleniyor. Ceko dinleniyor. İrfan Can dinleniyor. Ama İsmail Yüksek dahil dinleniyor ama. Fred'e ben dinlenme fırsatı hiç gelmedi gibime geliyor. Fred sanki Avrupa maçlarının hepsinde de 11 başladı değil mi? Şu tırnavada evet. oynamadı galiba ya. Tırnavada Bir tırnavayı oynamadık. mı boş geçti? ile beraber girdi diye biliyorum. Hatırlıyorum. Yani Ama şöyle çok bir, bir durum var abi. Bir alternatifi de var mı bilmiyorum. Neyle dinlendirirsin Fred'i onu da bilmiyorum. He yok bak mesela alternatifi yok. Böyle bir oyuncunun alternatifi olması, olmaması da bir tık doğal olabilir. Ama şöyle bir durum var abi. Ben Ceko'nun sakatlandığı durumda yani ne bileyim cezalı olduğu, sakatlandığı bir durumda sıkıntı yaşama ihtimalini görüyorum Fenerbahçe'nin. Yani transfer %100 şart bence devre arasında buraya. Yani 6 numara mesela sen diyorsun ki bazen 6 numara İsmail Yüksek yerine oyuncu alınır mı, alınmaz hı -hı. mı diye soruyorsun. Hı -hı, hı -hı. Hadi belki orası bir şekilde e, kotarılır devre arasında. Yani yapmazlarsa bir şekilde kotarılır belki. Ama abi Ceko'nun arkasına... yani Yüzde yüz bir adam lazım abi. Batu asla güven olmasın. Yani. Peki Batu çıkab çıkabilecek misin? Çıkamaz. Bilmiyorum abi. Ya yani bence Fenerbahçe zaten o kısımları düşünmüyor. Yani evet, çıkabilecek sen diyorsun miyim? Ki, i̇şte şu olur mu bu olur mu kısımları parayı düşünmüyor. düşünecek zamanda değiller. Çıkamasam da otursun kul şeyde. Otelde izlesin maçı diyorsun Batu Şuay. Ya zaten evet. bu, denli, bu denli kadro kurduğum bu denli ya çok gözü karartmış sayılmaz ama ya bu seviyede bir kadro kurduğun şeyde durumda çok Batu Şuay'dan çıkabilir miyim çıkamaz mıyım düşünmemen gerekiyor bence de. Hı -hı. Veya şöyle bir şey yani. var. Ben de ya ben olsam ben de öyle isterim yani. Umurumda olmaz Batshuayi'den çıkabilmek, çıkamamak. Yerine kesinlikle bir adam alınmasını isterim ve alacaklarını zaten düşünüyorum. E chat'te çıkarsın gitmek istiyor diyor diyorlar ama yani sene başına da gitmek istiyordu ve piyasası vardı. Ama gitmedi mesela orada. Yani şimdi Batshuayi'nin maaşından feragat etmesi lazım. Ederse yani etmek istiyorsa ederse çıkarsın. Etmesi çıkmam zor. Yani kolay kolay maaşı veren biri olurum mu sanmıyorum. Yani bu Ceko, Fred yani yeri dolmayacak adamlar bunlar. Yani Tadiç de bence çok ekstra bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Yani zaten bunu söylemek de biraz komik oluyor, çok iyi oyuncu, çok ekstra bir oyuncu falan diye ama ya yani sağda Fred'in varken, Ceko varken Tadiçi bence bir şekilde kotarırsın. Yani, yani bunu bu arada ekstra zor durumlar için bahsediyorum yani zaten Tadiç olmadığı durum pek olacakmış gibi durmuyor Fenerbahçede ama yani bence Ceko en kritik oyunculardan biri Fenerbahçede. Şu anda altında e, Batuşay varken. Onun dışında abi bu e, Tekpetey Roni de söyledi çok Oo, iyi bir tehlikeli oyuncu. Neydi ya? E, i̇kinci 2-0 olduktan sonra 2-0 olduktan sonra biraz zorlanmaya başladı Fenerbahçe'nin gelmeye başladı. 2-1 oldu. Hatta bizim bayisimiz vardır Roni ile ikimizin. Ulan 2-2 olmasın. Fenerbahçe sürekli zaten kazanıyorsun. Bari şimdi moralimiz, moralimiz bozma, kazan diyorduk. Yani tehlikeler olmaya başladı. Ama yine kazandı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe konuşmak çok zor zor olmaya başladı. Ya yani ben tekrardan söyleyeyim. Fred e, iyi olacağını bekliyordum ama yani bu kadar kusursuz, bu kadar ekstra olacağını beklemiyordum. Çünkü her ne olursa olsun işte e, bir nevi geçtiğimiz sene çok oynasa bile Manchester United'da bir nevi artık ikinci planda kalmış bir oyuncu. İşte yaşı 30 olmuş, 31 olmuş. i̇yi olacağını tekrardan yüzde yüz emindim. Ama yani mesela Galatasaraylılar düşünüyordur abi. Bu adam bizde olsaydı. Bir, yani şey sanki şeydi, biri sordu bizde maçı izlerken. Galatasaray, Fred de Şimanski. Rol sen sordun galiba. Yok, ben Fred de evet, niye sağladı. almadı Fenerbahçe diye bir soru geldi. Niye almadı abi? Benim Aynen. bildiğim kadarıyla hani ya, benim, dedim. Ben şey dedim. Herhalde bonservis çıkamadılar. Çünkü Galatasaray'ın bu sonki transferlerine bakıyorum. Full free'den top, topçu topluyor. Yani bilmiyorum. Yani Şimanski'nin bonservise bir şey demem. Şimanski'nin maaşı çok gelmiş demişler. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şimanski maaşı çok değildir. Bonservisi çoktur Şimanski'nin. Çok Çünkü maaşı şimdi, oynadığını düşünmüyorum ben Fenerbahçe'de. Çok maaşı bir buçuk o... olsun. O civar oynuyordur ee... en fazla diye düşünüyorum. Ya bir şey mi? Yani... Ben şey dinledim. Uğur Karakullukçu işte Galatasaray zor durumda. Ee, neden işte Tete'ye para verdiniz, şuna para verdiniz? Yani Galatasaray'ın o sıralarda şey sorunu varmış galiba. İşte ne, ne bileyim limit mi, harcama limiti mi? Para çıkartamıyormuş işte Galatasaray bol servisi. O yüzden free oyunculara, kiralık hmm. oyunculara bakıyordu. İşte bu Endombele, Vesino falan da ondan dolayı herhalde. Ama abi gerçekten o zaman hem Şimanski hem Fred Galatasaray'ın o kadar çok derdini çözmüş ki. Ya Fred direkt, direkt tak çıldırırım yani. yani. Ç, çıldırırım yani Fred'i ben beş, olsam Fred'i izlerken çıldırırdım. Orta saha Torreira, Fred işte önünde şey. Yani çok büyük bir kaçan balık Galatasaray için. Ama ya, Fenerbahçe ya... için de yani 3 sene 4 sene kilitli gibi abi orası. Evet evet, evet öyle gözüküyor. Alakasız bir yere gidecek mevzu da Galatasaray'da da madem limit sorunu varmış, o varmış, bu varmış. Hacı Nelson 15-20 geldiğinde bakmayacaktın o zaman 15'e 20'ye yani. Doğru. Bandem Davinson son zaman... hamlesi yapacaksın. Verecektin abi o zaman yani. Ee, şu ya... destekleri bir okuyayım. Size bir iki şey soracağım. Başka söyleyeceğiniz bir şey tamam. var mıydı? İstiyorsan söyle sonra okuyayım. Yani, Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyecektim. Hemen kısa söyleyeyim abi. Öyle. Endombele istediği kadar oynasa bile artık bu dakika. Mesela şeyden geldi aklıma. Geçen Ron dedi ya işte Za bu dakikadan sonra oynasa İyi transfer sayılacak mı falan diye şeklinde bir, bir muhabbet geçti önceki yayınımızda Şampiyonlar Ligi yayınımızda. Mesela bence Endonbele bu nok noktadan itibaren oynamaya başlasa bile kötü transfer. Yani Neyim o oldu Artık kurtuluşu olmayan bir durumda. Yani çünkü bu sen tek ihtiyacın 8 numaraydı. Yani sonuna kadar sakladın. Yani orta sahada hoca e, Okan Buruk Kaan Ayan'dan 6 numara çıkarmasa, Torre 8 numara yapması komple iptal olmuştun yani. Orası komple kötü bir yöneticilik oldu bence. Her yani bir de bir futbolcu için en kötü şey bunu birkaç kez söyledik mimi olmak. Endombele mimi oldu yani. Evet, bili oldu aynen. bir kere. Hani bizim bir ağzımızdan yanlışlıkla çıktı Endombeili diyoruz. Biz o, hani çoğunu bilerek söylemiyoruz o Endombeili dediklerimizi. Mimi olmak çok zor kötüsü. oluyor evet dediğin gibi. Mimi olmak en kötüsü o birazcık sıkıntı yani ve o da o farkındadır herhalde mimi olduğunu büyük ihtimalle. Bir mimi oyuncu daha Rondon bile şu destekleri bir okuyayım. Oğuz Valencia 100 bit yollamış. Ülkeyi taşımaktan bel fıtığı olan takım demiş. Onunla ilgili şeyim var. Şuna bakacağız birazdan. Hazır konusu açılmışken açayım. Teşekkürler Oğuz'um. Michael Carlyon'u 100 bit yollamış. Fener'in bayan tarifesi çektiği Yürüyerek 3-1 demiş. Bak hem, hem Galatasaray aynı tweette. Helal olsun. Tweet demişim. Bitti. Özgün Bera Yıldız 1000 bit yollamış. Sizi dinlemek büyük keyif. Bildiğiniz yoldan devam demiş. Özgünüm. Sağ olsun. Yanımsın balımsın. Teşekkür ederiz zaten. abi. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Peki. Tamam, aklıma bir pozisyon geldi şunu okumadan. Dakika Öyle. böyle 35 civarı falan galiba. Ciku Fred'e bir pas attı. Uzun Fred de çok iyi kontrol etti. Yani Ciku'nun pas çok iyiydi ya. Orada, sen Bekao dedin şimdi aklıma geldi bu arada. Bekao. Ben Bekao'da bir tık sıkıntı görüyorum abi ya. Yani bir şey değil mi? Bilmiyorum. Ben oraya gelecektim zaten. Kafamda iki şey var. Şu ülke puanını bir konuşalım. Oraya tamam. tekrar gelelim. Olur mu? Tamam. Ee, bu hafta Süper Lig'den sadece Fenerbahçe maçını kazanabildi. Beşiktaş ve Galatasaray mağlup oldu. Galatasaray'ınki olağan bir mağlubiyetti. Ama e, önümüzde de arkamızda da ara çok açık gibi duruyor ya. Yani Türkiye'nin ya ne olursa olsun 3 e, takım Fenerbahçe zaten gruptan çıktı. Hem e, Galatasaray hem de e, Beşiktaş elendi diyelim en kötü senaryo. ki Galatasaray'da bence... %99 ihtimalle en kötü UEFA Avrupa Ligi'ne devam eder. Yerinin ne 8 olacağını ne de 10 olacağını düşünmüyorum. 9'dan devam eder. 9'da gayet iyi bir sıra bence Türkiye için. Evet ya 8 8'de arayı ne kadar kapatırsa iyidir senesi bence bu sene. hani en azından fark şu an kaç? İşte 5, 5500 bin. 6, 6 bin değil mi? 6.500 bin. İşte dörtlere, dört lere, dört buçuk lere indirebiliyorsa çok iyi. Galatasaray Avrupa Ligi'ne düştüğü sene orada ilerleyecektir bir ayda. Kalçika beşle beşte devam ediyormuş ama zor biraz orası. Evet az önce e, de... Daha bize çakacaklar bir de. Evet daha o işler Aa, işte. <gülüyor> bir <gülüyor> de az önce şey oldu. Son dakika golüyle kazandılar. Mıydı? Berke, Sen mıydı? Belki. he, mi? doğru, doğru evet. Glois. Sen Giloa mı? Herhangi biri işte ne fark eder. Onlar da çaktı az önce son dakika golüyle. Peki şu savunma işine gelelim. Ben onu soracaktım size. Bugün Fenerbahçe'nin savunmasını ben biraz arızalı gördüm. Genel olarak bireysel olarak değil genel dörtlü hatta arızalı gördüm. Fenerbahçe hiç bugüne kadar yapmadığı belki sezon başındaki bir iki maçta ama takım oturmaya başladıktan sonra hiç yapmadığı bu arkaya adam kaçırma, savunma hattının arasında futbolcu sızması, bekle stoperin arasında yapılan koşular bunları hiç vermiyordu Fenerbahçe verse bile maç başı bir tane hadi bir buçuk tane veriyordu. Bugün birden fazla ben 3-4 kere şey Ludogoretsli oyuncuların savunma arkasına sarktığını, Bekgin arkasına arasına koşu yaptığını gördüm. Bugün oradan bir sıkıntı yaşadı. Bunun üzerine ben bugün ya maçtan önce ya da maç sırasında galiba. Fenerbahçe devre arasında stoper transferi yapacak şeklinde bir haber gördüm. Yağız'dan. Mi? Yağız'dan gördüm Oo. galiba. Aa merak e, ettim. Emin değilim bakayım. Bir chat Öyle bir haber sizde gördünüz mü? Ben Cette e, ruh, Roha diye biri yazmış bayonet ama o, onunla mı onunla alakalı bilmiyorum acaba. Eğer öyle bir şey gördüyseniz atsanız da devre arasında Fenerbahçe stoper transferi e, Serdar Ali mi dedi? Dünya evet, yabancı Roha demiş. Bir de yabancı. Yago yazdı 12 numara yalanladı. 12 numara niye yalanlıyor lan? 12 Oha. numara yalanlama diye bir şey mi var? 12 numara nasıl yalanlar abi? Tamam stoperde işte arıza olabilir ama ki Bence o kadar da büyük bir arıza yok da trans oh. Hele hele transferlik bir arıza Hiç yok ya bence Harbi Serdar Aziz var Tam geçen maç hata yaptı da Bir hata yaptı Samet Akaydın var evet, Luan Perez ne dışında, durumda bilmiyoruz ama Duruyor da Luan Perez de sonuç olarak Ya onların dışında tamam burada işte Bekao'da bir tık arıza var falan diyoruz da Bekao'da öyle değiştirelim diyeceğim bir adam değil ya Yok canım ya, o kadar değil Sırf şeyinden dolayı da söylemiyorum bunu bu arada İşte 8 milyon euro bonusları değiştirelim Şeklinde de söylemiyorum Yani bu adam kötü la bunu değiştirelim diyeceğim bir adam değil ya. Bence iyi adam ama işte bazı sıkıntıları var. Ben, ben tekrardan söyleyeyim yani. ben, sıkça söyledim. Ee, Ciku'nun ben çok daha iyi olduğunu düşünüyorum be Çok daha büyük artılar var. Bence ayakları dahi bir. Onun dışında hamleleri falan. bilmiyorum. Beka e, İlk izlediğimiz maçlarda ilk izlediğimiz maç Zimru maçı orada iyiydi. Evet. Onun dışında Antep maçında tökezdi. Bir tane de iyi çok çok iyi bu adam. Yani bu, bu maçta çok iyi oynadı dediğim. Şey maçı oldu, Alanya spor maçı diye hatırlıyorum. Onun dışında yani bilmiyorum. Bence transferlik bir durum yok ama şey diyorlar işte Afrika kupası var. Evet transfer yürüsün ee... dediler. Serdar Aziz ameliyat olmuş. Luan Perez'in dönüşü Mayıs'ı bulacakmış. Ciku da Afrika Uluslar Kupası'na gideceği için oraya biraz alternatif hani Samet'e kaydını dördüncü Yani Samet'le birlikte 3-4 olacak. Ciku yokken de orayı kapatmaya çalışacak birini arayacaklar Peki. herhalde. Oster yabancı işi çek, abi ya. çek ya. öyle. Mert Müldür ya. çek yani. Yabancı işi ne olacak yabancı işi? Yani evet, King'i yollayalım birini yazalım muhabbeti vardı Fenerbahçe'de alırsak şeklinde. Hı hı. Tamam şimdi diyelim King'i yolladın stoper yazın. Orta saha ne olacak? İşte veya yedek santrafor ne olacak? Zayt, Batuşay'ı Bat Bat yolcu. Crespo'da ben... sözleşme imzaladı değil mi? Crespo'dan da çıkamazlar. Ben çıkma ihtimali olur Fenerbahçe'nin? Aa, bu arada onu da söyleyecektim. Ben Kent'i hiç e, beğenmedim. Maalesef ben, de, de. de. İzlediğimiz King... hazırlık maçların, şey hazırlık maçları diyorum. Avrupa maçlarında e, kaç, iki tane, üç tane de izledik zaten son zamanlarda. Ben pek beğenmedim kenti. Bir yani. Beğenmedim demeklik de bir durum yoktu. İzlediğim üç maçta çok iyi görmedim. Bence daha fazlasını King... bekliyorduk kentten. King'i daha evet. çok beğeniyorum ben. Aynı King fikiriyor. o da çok sakatlanıyor. Onun da sıkıntısı o yani. King daha fazla katkı da bize... yapıyor kentten. E, tabii ki e, zaten yaptı da yani yapıyor yapıyorun dışında yaptı da ama onun da zaten arzısı sakatlanıyor. Ya Fenerbahçe Hı, çok şu anda böyle haberler ne gibi gösteriyor? musun? Fenerbahçe'de sorun varmış gibi gösteriyor. Bence hiç böyle haberlerin Fenerbahçe'de yapılmaması lazım. Hiç görmememiz lazım yani. Fenerbahçe stoper bakıyor. Kentten çıkar mı acaba? Crespo gidecek mi? Zayt, Zayt gidecek mi? Hiç böyle şeylerin e, yapılmaması lazım. Bence Fenerbahçe her şey kusursuzmuş gibi devam etmesi gerekiyor. Hiç kafaları karıştırmasınlar. Peki diğer sorun sorumda şey, şey diyor. diyordum ben. Heh, dur onu var. söylemeden ben bu konuyla alakalı bir şey söyleyeyim. C şey Ciku'nun pası diyordum. 35. dakikalar civarı. E, defanstan Fred'e bir top çıkarttı. Fred çok iyi kontrol etti. Orada kafayı yedim yani. Bu adamı nasıl almadık şeklinde çıldırdım yani. Bu, bu adamı Ferman nasıl almadık şeklinde dediği... çıldırdım? Ne dediğini? Bu adamı nasıl almadık şeklinde mi çıldırdım? <laughs> 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 Biraz <yapma>. aç Berke. <laughs> ya. Anladım. Fenerbahçelilerin bu tempodan devam etmesi lazım. Beşiktaş'ın elinden çikolata olsa alacaksın. Mottosundan devam etmesi lazım. Yani alsınlar iş yapar öyle söyleyeyim. Beşiktaş iyi oyuncu buluyor ama almıyor genelde. Sıkıntısı evet. bu. Geçtiğimiz senelerde de böyle oldu. Yani iyi oyuncuyu buluyor Beşiktaş. Özellikle iyi stoper buluyor. Ama almıyor abi. Yani aldıkları çok kötü oluyor veya aldıklarını satıyor falan bir şeyler yapıyor işte. İyisini de İstanbul'a getiriyorsun geri gönderiyorsun işte. O zaman çok savunduk da. Kısık sesler olduğumuz için. Kimdi lan o? Lianco. İyi olduğunu nereden biliyorsun? Süper stoperdi. Peki, bir diğer sorum geliyor. Ee, az önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı. Bir yabancı transferi yapılacaksa çıkılması düşünülen, yani ilk akla gelen yani isimlerden birisi Mihajis. Bugün iki gol attı. Sayet ee, sahaya çıktığı maçlar az oluyor. 6 numara oynadığı maçı dışarıda bırakıyorum. 6 numarada denendiği maçı dışarıda Antalya bırakıyorum. Antalya maçı. Onun dışında girdiği maçlarda veya 11 başladığı maçlarda çoğunlukla skor katkısı yapıyor. Eee de yeni uzattı, değil mi? Evet. Evet, evet. Ya iyi değil. Ne i̇yi değil ki? Önceki oynadığı maçlarda da iyi değil. Yani şu an sanki bir, bir, bir maçta, maçta durum. 45'te çıkmıştı. Bize versinler abi ben alırım. Ben de alırım. Ben hatta dedim <laughs> biz bunu niye almadık dedim yani. Keşke ya, Zaten hazır. şöyle alalım diyorum bu arada yani alalım zaten seneye bir yapılanmaya gireceğiz. da e, zaten böyle biraz şey oyuncu. E, nasıl söyleyeyim? Çok fazla arızası olan bir oyuncu değil bence. Yani şu aralar bence Fenerbahçe'de kötü gözüküyor. Ama bence bir yapılanmanın e, rolü yapı, yapılanmalı rol oynayabilecek bir oyuncu bence Zayt. Alayım ben Zayt'ı. Yabancı sınırı da var hazır. Devre arası alayım seneye dair böyle bir şey yapayım. Yapı kurayım Beşiktaş'ta. Getson Zajs ta, takası alalım hacılar. Atalım hacılar. Yok, hacı. Ya, kaç? ya koşamıyordu ona, diyorsun. E, şu an hiç koşamıyor diyorlar. E, koşamıyor. Bence de koşamıyor. zaten bir itiraz yok da. Yani çok oynamıyor be Yani onunla da alakalı olabilir. Yani bir harbiden futbolu unuttu diyorsunuz ya. Futbolu harbi e, unutmuş olabilir şu an. Ama zaten Zajs düzenli oynadı. Her dönem Fenerbahçe'ye katkı verdi. Evet, bence. He bak bir de İlk yazın benziyor. da yattı 3 ay. Yani, o, o iş de var doğru. Yani yaz, yazın da şey yaptı. Hiçbir takımda takımla sonuçta. Son gün geldi Fenerbahçe imza attı. Peki, var mı Fenerbahçe ekleyeceğiniz başka bir şey? Abi Fenerbahçe konuşmak çok çok zor bir şey. İyi olduğu için bunu söylerim hadi. Fenerbahçe çok Hı -hı. iyi gittiği için çok zor. Kötü günler bekleriz, alırız <laughs> Fenerbahçe'ye Galatasaray'a. sıraya. Alırız olur. yani. Beklediğimiz günlerdir. Evet. Alsak keyifli olur. Fenerbahçe <laughs> harbi biraz iyi oynamaya ara. Galatasaraylılar aram çok bozuluyor Galatasaraylılarla. Daha fazla övmemeliyim seni.